Merhabalar, ben Can Kahraman, Metropolsoft'a Teknik Destek Mühendisiyim. Bu videomuzda size Solidworks PDM ile ilgili birkaç ipucundan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz, Solidworks PDM'de dosyalarımıza özel kartlar tasarlayabiliyoruz. Ve bu dosyalara özel kartlar tasarlarken listeler ve bileşik kutuları oluşturabiliyoruz. Bu videomuzda size bu bileşik kutular arasındaki farklardan bahsedeceğim. Daha sonra yine bu listeler oluştururken kendimizin elle yazacağımız zaman nasıl yapıyoruz ya da bir yerden bir liste çekebiliyor muyuz? Bu listeyi niye göre çekebiliyoruz? Kendimiz oluşturabiliyor muyuz? Bunlardan bahsedeceğim ve son olarak da bir koşul ekleyerek listelerin açılıp kapanmasından bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle yeni bir dosya kartı tasarlayalım. Bunun için PDM'deki yönetim sekmeme geleceğim. Evet, yönetim sekmesinde kartlar bölümünde dosya kartlarında yeni bir kart oluşturacağım şimdi. Atıyorum deneme kartımız olsun. Dosya tipimiz de SLD PRT olsun şimdilik. Bakın burada benim 4 tane seçeneğim var. Açılır bileşik giriş kutusu, bileşik giriş kutusu açılan liste, basit bileşik giriş kutusu ve son olarak da liste. Şimdi bunlardan birer tane oluşturalım ve aralarındaki farklara bakalım. İlk olarak bir tane açılır giriş kutusunu oluşturdum. Şimdi bir liste belirliyorum ve buraya serbest metinler giriyorum. Mesela A firması B firması C firması ve D firması olarak. Ve bunu bir değişkene bağlayacağım. Yeni bir değişken oluşturalım. Firmalar olsun değişken ismi. Yeni öz nitelik. Yine custom property'den firmalar olarak alabilir. Ve part dosyalarımız için az. Onayladım. Buradan da firmaları seçelim. Bu birinci kutumuz. Daha sonra onun yanındaki birleşik giriş kutusu açılan listeye bakacağız. Yine buraya da ee, aynı şekilde A firması B firması C firması D firması olarak yazdım. Yine bir değişken oluşturabilirim. Yeni değişken firmalar 2 dedim. Öz niteliğe de yine custom property'den firmalar 2 olarak part dosyaları için onayladım. Değişkinime de firmalar 2 olarak ekledim. Şimdi buradaki iki kutum arasındaki fark benim açılır bileşik giriş kutusunda buradaki firmaları seçebiliyorum. Ama bununla birlikte buraya kendim de bir not olarak ekleyebiliyorum. Ve burada ise sadece listedeki seçenekleri seçebiliyorum. Aynı şekilde bizim listelerimiz de var. Yine aynı şekilde soldaki basit bileşik giriş kutusunda Belli bir firmaları seçeceğim veya başka ne oluştursam onları seçeceğim. Yine onun dışında liste seçeceğim. Liste seçeneğinde yine dediğim gibi e, belirlediğimiz liste dışında bir şey seçemiyoruz. Burada kendimizde manuel olarak giriş yapabiliyoruz. Bu ikisini de oluşturmanın önce yine hazır listeleri de buraya ekleyebiliyor muyuz? Onlara bakalım. Bunun için yönetim sekmesine dönüp şuradan yeni bir liste oluşturacağım. Mesela kartlar için listeler var bakın. Geldim buraya yeni bir liste ekliyorum. Liste adı firmalar olsun. Durumlara da yine bakın A firması, B firması, C firması ve D firması olarak bir liste oluşturdum. Daha sonra kartlarıma geri dönüyorum. Ve şimdi gelip basit birleşik giriş kutusu oluşturacağım. Seçeneklerim aynı zaten. Buraya oluşturdum. Bakın burada artık serbest metin değil, özel değer giriyorum. Ve bakın burada firmalar diye benim listem geldi. Buna tıkladığım zaman otomatikman buraya listem buradaki listeden almış oluyor. Firmaları seçtiğim zaman firmalar listesini otomatikman karttaki kutucuğuma getirmiş olabiliyorum. Yine değişken adına da yeni bir değişken belirleyebilirim. Yine bir değişken yapalım. Bu da firmalar 3 olsun mesela. Ne özetelik. Custom Property'den firmalar 3 olarak değişkenimi de belirlemiş oldum part dosyalar için. Yine buradan bir değişkeni de bağlamış oldum listeme. Son olarak düzenleme yapamayacağım listemi de oluşturayım. Bakın buraya dördüncü listemi oluşturdum. Yine özel değer giriyorum. Bakın yine firmalar listem burada var. Bu sefer farklı bir şey deneyelim. Burada bizim hazır listelerimiz de var. Mesela diyelim ki kullanıcı listesi tamat diyelim. Geldim. Değişken ismine de yeni bir değişken ekleyeyim. Atıyorum. Kullanıcı ismi. Yeni öz nitelik. Custom property. Kullanıcı ismi olarak. Part dosyaları için ekledim. Kartımı şöyle biraz küçültelim. Kaydediyorum kartımı. Listelerimin boyunu biraz arttırmam gerekecek. Rahat görünmesi için. Şöyle arttırıp kaydettim. Daha sonra kasamıza bir giriş yapalım. Örnek diye bir klasörüm var. İçinde bazı dosyalarım var. Herhangi bir dosyama tıkladığım zaman artık bakın data kartı önünde ve 4 tane benim listem buraya gelmiş oldu. Bakın buradaki seçenekli düğmeli listem tıkladığım zaman bakın A firması, B firması, C ve D olarak görünüyor. Ben bunlardan birini seçebiliyorum ya da buraya manuel olarak E firmasını girebiliyorum. Yanındaki işte listenin farkı yine aynı listeyi oluşturduk biz A, B, C'de ama onun buradan seçim yapabiliyorum ama ben buraya manuel olarak herhangi bir şey yazamıyorum. Yine listelerimde bakın burada A B C D diye oluştu. Yine bunları silip buraya gelip E firmasını otomatik olarak yazabiliyorum. Son olarak bir sonraki listemde de buradan bir seçim yapabiliyorum. Ama tekrardan gelip manuel olarak herhangi bir değişiklik yapamıyorum. Bunu bu şekilde kaydedip kasaya gönderdiğim zaman seçeneklerim bu şekilde kalıyor bende. Bir başka özellik koşula bağlı liste eklemekte. Onda şöyle gösterelim. Mesela ben şuraya 3 tane seçenek düğmesi yapacağım. Şöyle yapalım. Bunun ismi atıyorum imalat olsun. Bir tane değişkene bağlayalım. Yeni değişken üretim tipi diyorum. Yeni öz nitelik kaçtım property'den Mesela üretim tipi diyelim. Part dosyalar için geçerli olsun. Daha sonra şuradan da üretim tipini seçelim. Daha sonra gelip imalatı kopyalıyorum. Şöyle yanına bir tane daha koyuyorum. Buraya da satın alınan diyorum mesela. Yine daha sonra bir tane buradan düzenlenebilir. Set düğme ekleyeceğim. Yine X firması, Y firması, Z firması. Değişken ekliyorum. Satın alınan diye değişken ismine. Custom properties satın alınan. Part dosyalar için ekledim. Şimdi diyelim ki ben burada şöyle bir şey istiyorum. Bir üretim tipim kendimiz üretiyorsak imalat dışarıdan geliyorsa satın alınan ve satın alınan seçildiği zaman buradaki seçeneğim otomatik gelsin. İmalat seçildiği zaman gelmesin istiyorum. Bunun için şöyle bir şey yapabiliyorum. Şuradaki seçeneğime bir kere tıklıyorum. Daha sonra denetimden denetim mantığına giriyorum. Ve bakın buraya bir eylem ekleyebiliyorum. Eylem eklemek için buraya tıkla. Bakın grileştirme ve direkt gizleme var. Ben grileştirme yapıyorum ve daha sonra bir koşul istiyor benden. Diyorum ki üretin tipi mesela metin eşit değildir satın alınan diyorum şuraya. Dediğim zaman bakın satın alınan olmazsa metinim burayı grileştir diyorum ve onaylıyorum. Kartımı da kaydettim. Tekrardan kasama geri dönüş yapıyorum şu anda başka bir parça için yapalım. Kartımız güncellendi bakın. Bakın imalat seçtiğim zaman herhangi bir tıklama yapamıyorum ama satın alını seçtiğim zaman benim listem burada mevcut. Bu şekilde de bir ayarımız var. Bu videomuzda SolidWorks PDM'de dosya kartları oluştururken bileşik kutular arasındaki farklar hangilerinin düzenlenebilir, hangilerinin düzenlenemez olduğuna dair farklarını gördük. Aynı şekilde listeler içinde gördük. Yine bu listeleri oluştururken kendimizin yazdığı metinlerden liste alma ya da daha önceden oluşturulan listeler yine yine PDM içinde olan kullanıcı isimleri gibi tarihler gibi otomatik değerleri almayı gördük. Yine daha sonra böyle bir liste veya bir bileşik kutusu oluştururken düğmelere göre açılıp kapanamayacağını bir koşula ekleyerek nasıl olduğunu görmüş olduk. Umarım bu videosun için faydalı olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.